Evet, yayında bir sorun oldu. Yeniden açtım o yüzden. Biraz sayımız yükselsin. Ben geçeceğim. Başlayacağız. O sırada Efan sizinle. Evet, açılışı Efan'la yapmak istedim. Bugün İsmail hocam da katılacak yayına. Ben normal deneyimlerimi, sürecimizi anlatacağım ama o da bize resmi kaynak olarak bilgi verecek. Şöyle Efan'ı göstereyim, ben yerime geçeyim. Evet. Tekrardan iyi akşamlar. Evde eğitim sürecimizle ilgili yaşadıklarımızı anlatacağım. Ama çünkü çok fazla soru geliyor bana bu konuda. O yüzden hem kendim anlatayım hem de hocamız anlatsın istedim. Daha önce yayın yaptık aslında epilepsiye direnen çocuklar sayfamızda ama sanırım kaçıranlar olmuş. Bir de buradan anlatalım dedim. Evde eğitim için öncelikle ikiye ayırmamız gerekiyor evde eğitimi. Biri destek eğitim, biri okuldan aldığımız zorunlu eğitim. Bu iki eğitimi nedense çok karıştırıyorlar. Yani destek eğitim dediğimiz şey rehabilitasyon merkezlerinden aldığımız eğitimken, zorunlu eğitim dediğimiz evde eğitim, okuldan aldığımız eğitim. Öncelikle bunu bir ayırt etmek lazım. Rapor işine gelince, en çok sanırım hastanelerde bu rapor olayı sorun oluyor. Birçok hastane bu raporu vermiyor. Ya da verse de eksik maalesef veriyor. Bazı ibareler var. Şimdi onları söyleyeceğim. Bizim raporlarımızda olması gereken, eğer destek eğitim alacaksa çocuğun ya da kişinin evden çıkmasında işte sağlığı açısından risk oluşturduğundan evde destek eğitim alması uygundur ibaresi gerekiyor. Evde okuldan alacağımız eğitimde ise en az 12 hafta süreyle eğitim kurumlarından yararlanamayacağı, yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı düşünülmektedir. Evde eğitim alması, eğitim öğretim yılı içerisinde evde eğitim alması uygundur ibaresi gerekli. Bu ikisi farklı raporlar. Aynı şekilde çıkıyor. 3 hekim imzası oluyor ama ayrı ayrı çıkartmanız gerekiyor raporları. Evet, hocam gelmiş, onu alayım. Onunla devam edelim. Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Biz iyiyiz, siz nasılsınız? Ben deyim, bir eğitimdeyim, şu an Nevşehir'deyim. O yüzden internet çekmiyorsa, hani bilmediğim bir ortam, farklı bir yere geçeceğim. Önce onu baştan söyleyeyim. Şu an gayet iyi geliyor sesiniz. Herhangi bir problem gözükmüyor. Tamam. Hocam zaten çok vaktinizi almak da istemiyorum ama ben kısaca bu eğitim raporu ile ilgili sorunlardan bahsetmeye çalıştım. Raporda ne yazması gerektiği ile ilgili. Sizin bu arada hocamız Pendik değil mi? Rehberlik olan RAM'da son merkezinde. Evet. evet. Dolayısıyla RAM'daki sorunlardan siz bahsedebilir misiniz raporlarla ilgili? Çok fazla RAM'larda sorun oluyormuş. Evet. Yani evde eğitim ve evde destek eğitim raporları için diyorsun. Doğru mu? Evet, doğru. Tamam. Ya şimdi şöyle, bunun aslında sebebi şu. Sık sık gerek Sağlık Bakanlığı'nın, gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistem değiştirmesinden kaynaklı bir durum aslında. En son bir değiştirdiği sistem başka bir hastanelerde henüz o sistem geçmemiş oluyor. Dolayısıyla bakanlık diyor ki bundan sonra böyle olacak. Ama hastane diyor ki benim sistemim henüz ona hazır değil. Arada mağdur olan veliler oluyor. Ve RAM şimdiye kadar bir şekilde idare ediyordu ama son 1-2 yıldır RAM'a bir güncelleme geldi. Artık her raporun bir seri numarası var. Bunu muhtemelen sahte raporlar önüne geçmek için yapmışlar. Önceden biz doktorlar bir kağıda işte yazardı. Evde eğitim alması uygundur. İmza, kaşe. Biz kabul ederdik ve sisteme de o şekilde girmeyi müsaade ederdik.
Ama şu an kesinlikle o seri numarasını sisteme girmeden işlem yapamıyoruz. Bizi bağlayan nokta bu. Yani biz RAM'lar olarak verileri mümkün mertebe idare etmeye çalışıyoruz ama bu seri numarası olayından dolayı artık diyoruz ki bize ne olursa olsun mutlaka bir seri numarası olan rapor getir diyoruz. Bu noktada anlaşalım. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Diyelim ki bulunduğun ilde büyük hastane yok. O zaman çok istisnai bir durum olarak bakanlık yine ekranı açıyor. Ama bu çok istisnai bir durum. Genel olarak %95 oranında seri numaralı raporlar şart. Şimdi seri numara raporlarında da yaşanan en büyük sıkıntı şu. Örnek veriyorum, hani İstanbul Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi için söylüyorum. Bir velimiz geliyor, almış evde eğitim için raporunu bizim tam istediğimiz gibi. Biz zaten önceden verileri bize geliyor. Hani hastaneye gidip evde eğitim raporu alacağım yerine, hani veli zaten kendi zaten anlatamayabiliyor. Ben de anlatamam. Bizim alanımız tıp değil. Biz bir örnek rapor veriyoruz. TC'lerin silip, işte ad soyad silip. Diyoruz ki bak bunun aynısı olsun. Doktora göster, doktor da aynısını yazsın, göndersin. Daha temiz iletişim oluyor. Bazı veliler gelip diyor ki hocam ben Pendik eğitim araştırmaya gittim, aldım. Bazı diyor ki ben alamadım. Soruyor mesela sen hangi birime gittin, şu birime. Yani hastanede, aynı hastane, aynı çatı altında bazı bölümler kare kodlu raporu verirken diğerler diyormuş ki biz henüz o sisteme geçmedik. Böyle bir sorun var. Bunun nedenini ben asla anlayamadım. Biz de velilere diyoruz ki o zaman hani bakın başka şansımız yok. Biz size nasıl yardımcı oluruz? Randevunu ne zaman geliyorsan gel. İstersen 4'te gel, istersen 5'te gel ama bu rapor olmadan biz işlemi yapamıyoruz diyoruz mecburiyetten. Diyoruz ki mesela çevre hastanelere bakabilirsiniz. İşte önceden sorabilirsiniz. Yani hastaneyle ilgili bizim çok bilgimiz olmadığı için ancak ben hastaneye ne kadar biliyorsam o kadar yönlendiriyorum. Dolayısıyla mesela şu an bizim İstanbul Pendik için söyleyeyim. Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden gelen raporlar var. Pendik Eğitim Araştırma'dan gelenler var. Lütfi Kırdağ'dan gelenler var. Ama aynı zamanda bu hastanelerin tamamından hocam ben alamadım diyenler de var. Tabii bu oran %10'a %90 diyebilirim. Yani çoğu alıyor. Çoğu hiçbir sıkıntı yapmıyor. Bir de bu ara şu sıkıntı olmuş. Yani bizim bölgeden değil de başka bölgelerden biliyorum. Ciddi oranda bir uzman eksikliği var. Bu uzman eksikliği olduğu için örnek veriyorum işte normalde evde eğitim raporunu onaylayan kişi nöroloji uzmanıdır. Ekrandan diğer artık rastgele olabilir mi? 3 tane hekimin daha ekrana düşüyor. Elektronik imza alıp imzalıyorlar. Sonra veriyi onu alıp getiriyor bize. Ama şu sorun olduğunu duydum. Nöroloji uzmanı var. Başka iki diğer uzman yok. Örnek veriyorum. Tek imzada kalıyor. Bununla ilgili olarak da bakanlık sonradan sizin bugün paylaştığınız yazıyı attı. Dedi ki bir hastanede eğer bir tane uzman varsa o zaman iki tane uzmana gerek yok dedi. Kabul. Ama bu küçük illerde daha çok geçerli değil mi hocam? Yani evet, mesela Anadolu'da küçük illerde bir tane uzman oluyor, ikinci uzman olmuyor. Ama tek imzası var yönetmelikte. Yeni evet. Çıkan o duyusu da, resmi yazıda diyor ki bulunamadığı takdirde bir tane uzman yeterlidir diyor. Evet. Ama küçük illerde. Evet, o daha çok küçük şeyler için geçerli ama bence güzel oldu. Yani niye güzel oldu? Hızlı adım attı bakanlık. Genelde bu tür olaylar genelde Eylül'ün sonuna doğru hani artık veliler iyice şikayet eder, öyle olurdu. Bu sefer hızlı ve güzel adım attılar. İyi oldu çocuklarımız için. Bir de hep karıştırılan şu var. Evde destek eğitim farklı, evde eğitim farklı bir olay. Siz geldiğinizde söylüyordum hocam. Yani evet. En çok bana da onu soruyorlar. Mesela Efe'm hem fizik tedavi alıyor, evde destek eğitim alıyor. Hem de öğretmeni okuldan geliyor. Önceden okul öncesi eğitimde ana sınıfına gidiyordu. 3 yıl boyunca ana sınıfına gitti Efe'm. Bu sene 1. Evet. sınıf oldu. Ve o aldığı eğitim okuldan aldığımız zorunlu eğitim. Bu ikisini çok karıştırıyorlar. Siz de ona bir açıklık getirirseniz süper olur. Tamam. Şimdi evde destek eğitim. Yani ben gerek evde destek eğitim olsun, gerek normal diğer reaksiyon merkezleri eğitim olsun, hepsi destek eğitim adı altına geçiyor. Yani şöyle kodlayabiliriz. Destek eğitimlerin tamamı reaksiyon merkeziyle ilgili, on harici okulla ilgili. Evde eğitim kaynaştırma biliyorsun sadece bizim öğrencilerimiz hani izleyen arasında eminim evde eğitim alanlar değil, özel gereksinimli bireylerin anneleri de vardır. Otizm, Down sendromlu, zihinsel yetersizlik. Dolayısıyla destek eğitim deyince aklımıza gelmesi gereken reaksiyon merkezi, geriye kalan her şey okulla ilgili. Böyle kodlarsak aklımıza kalır. Şimdi evde destek eğitim de bu da yakın zamanlara çıkan bir şey. Önceden yoktu. Bazı özel gereksinimli bireyler reaksiyon merkezine gidemeyecek kadar yani gereksinim düzeyleri fazla oluyor. Ya da işte
enfeksiyon riski olabiliyor. Örnek görüyorum işte dolmuşa bin ya da servise bin git gel. Bu öğrencilerimiz için devlet dedi ki reaksiyon merkezinde çalışan fizyoterapi uzmanları evlere gelsin, destek eğitim versin. Bak yine destek eğitim. Şimdi burada bize velilerin sorduğu soru şu. Hocam ben evde eğitim raporunu aldım. Tamam. Bu evde eğitimle evde destek eğitim aynı olmuyor mu? Tek raporla işimi halledemiyor muyum diye çok soru geliyor. Bununla ilgili halledebilir. Ama bakanlığın bunun için önce ne yapması lazım? Bizim ekran olayı var. Biz mesela bir kere işlem yaptığımızda sadece evde eğitimle ilgili raporu giriyoruz, işlem yapıyoruz. Sonra evde destek eğitim raporunu ayrı bir ekrandan. Yani bir tek işlemde iki işlemi birden yapamıyoruz. Ya olur da bakanlık der ki işte tek işlemle ikisini bir yapabilecek şekilde bir sistemi açar. Yani sistemi günceller, düzenler, o zaman olur. Ama şu an mevcut sistemde maalesef şey, iki farklı işlem yapmak gerekiyor. Evde destek eğitim ve evde eğitim için. Dolayısıyla yani bunu da burada açık getirmek gerekir. Düz mantık doğru. Hocam sonuçta bu çocuğun evden çıkamayacağına dair rapor mu? Evet. İkisi de aslında düz mantık aynı anlama geliyor ama biliyorsun devlet işlemi düz mantık değil, sistem, ekran ve yasa işliyor maalesef. İki raporda özür diliyorum kestim ama iki raporda iki farklı ibare istiyorlar. Biz evet, o şekilde verdik. Evet. Birinde destek eğitim ibaresi istiyor. Birinde eğitim öğretim yılında evde eğitim alması uygundur evet. diye bir ibare istiyor. Evet. Yani aslında iki rapor bir raporla düzenlenebilir mi? Benim görüşüm düzenlenebilir. Neden? Ya gerçekten hani ben bu işin 9-10 yıldır içindeyim. Bizim velilerimiz o kadar çok yoruluyor ki yani hani onların bence ne kadar işi az, ne kadar yoğunluğu az, o kadar iyi olması politikasının doğru buluyorum. Hani örnek veriyorum yani illaki ibare yazacaksa tek rapor iki ibare birden yazılması gerekebilir. Ha bu ne zaman olur? Belki önceden mesela 2018'de biz evde destek eğitimde söylediğimizde o zaman hiç böyle bir olay bile yoktu. Sonradan 2019'da bu geldi, güzel oldu. Belki bir iki sene sonra tek raporla hatta evet. şu bile söyleniyor. Çözgen raporu var ya. O Çözger evet. raporu, yani Çözger raporunu zaten tam teşekkür raporu olarak alıyorsun. Ona gerek evde eğitim, gerek evde destek eğitim hepsinin butonların eklenip o şekilde güncel bir rapor sunularak velinin tek raporla tüm işleri halledilmesi şeklinde düşünceler var. Hocam, ama aslında Çözger'de var. Çözger'de rehabilitasyon işaretleniyor aslında. İşaretli değil i̇şte, değil de. İşaretleniyor da. İstihdam konusu sıkıntı. Şey var işte orada ama. Orada işaretliyor ama bizim bakanlığın yönetmeliği gereği çelişki var. Bakanlık diyor ki Çözge raporunun haricinde 3 Ekim durum bildir raporu da alacaksın diyor. O zaman bakanlığın yönetmeliği değiştirse derse ki Çözge raporundaki evde eğitim işareti varsa yapabilirsiniz diye bir yönetmelik maddesini güncellesin. O zaman RAM'lar bunu yapar. Yani devlet işleri şöyle yönetiliyor. Devlet bir yasa çıkarır. O yasanın bir alt maddesi yönetmelik olur. Onun da alt maddesi bugünkü sizin attığınız görüş yazılı olur. Bu üç sistem doğrultusunda yönetiliyor. Bu değişirse değişir, değişmezse ya bazen şu oluyor. Ya diyorsun ki gerçekten çok mantıksız. Bu şöyle olsa daha iyi olur diyorsun ama devletin yönetmeliği bu. Bunu yapmak gerekiyor diyoruz ve geçiyoruz. Yani şu an Sağlık Bakanlığı'nın altyapısı hazır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın altyapısı hazır değil. Yani o yönetmelik maddesi değişince belki de ileride birkaç sene sonra gelecekte tek Çözger raporuyla bir velimiz tüm işlemlerini halledebilecek. Yani zaten Çözger raporu baktığımızda tam teşekkürle birçok uzmanın görüşünden geçen rapor. Ekstradan gidip bir daha nörolojiye evde destek eğitimi alması gerekir ihtiyacı niye hani gitsin? Orada bir buton açılabilir. Önceden vardı mesela eski raporlarda engelli tırnak içinde söylüyorum raporlarında birey ne istiyorsa oraya işaretliyordu çocuklara. İşte dedim sosyal yardım mı? Ondan sonra işte ya da ağır engel durma evet gibi böyle seçenekler vardı. Bunun gibi birkaç buton konular çok rahat çözülebilir. Küçük nüansları var ama inşallah gelecekte yapılır diyelim. Evet. Bu raporlar her yıl yeniden alınmak zorunda. Onu evet, altını çizelim. Her yıl alıyoruz. Biz 4 senedir okuldan eğitim alıyoruz. Onun öncesinde destek eğitim alıyorduk ama 2019'da resmiyete geçtiği için evde destek eğitim. 2019'dan beri rapor isteniyor bizden ama onun öncesinde de veren kurumlar vardı. Biz onlardan biriyiz aldık. Burada sorulardan bir tanesi... ana sınıf eğitimi, EPA'nın aldığı bu eğitimden, okuldan aldığı eğitimden ne zaman yararlanılmaya başlayabilir diye sorulmuş. Onu da şöyle ben cevaplayayım. 36 aydan itibaren özel gereksinimli çocuklarda özel eğitim ihtiyacı varsa
Okul öncesi eğitim zorunlu eğitim diye geçer. Yönetmelik de bu şekilde bu madde. Eğer çocuğunuz özel gereksinimli ve özel eğitime ihtiyacı varsa 36 aydan itibaren evde eğitim alabiliyor. Zorunlu olarak geçtiği için başvurabilirsiniz. Bunun için az önce belirttiğimiz gibi en az 12 hafta süreyle eğitim kurumlarından yararlanamayacağı, yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belirten bir 3 Ekim onaylı durum bildirim raporu alıyorsunuz. Eğitim öğretim yılı yazıyor orada. Hangi eğitim öğretim yılında olduğu. Çünkü yıllık veriliyor bu raporlar. Bu şekilde RAM'lara başvuruyoruz. RAM nedir bu arada? Rehberlik Araştırma Merkezi. Kısaltılmış RAM diyoruz. Bir düzeltme yapabilir miyim? Bakın, tabii. Yönetmelikte Rehberlik Araştırma Merkezi adı nedir biliyor musunuz? Özel eğitim ve rehberlik araştırma merkezidir. Evet. Ama neyse, yani bu bakanlığın resmi kurumların tabelasında bile özel eğitim kısmı kesilmiş, rehberlik evet, araştırma merkezi yapılmış. Evet, devam edebilirsiniz. Evet, bu raporu RAM'a teslim ediyoruz. Oradan bize bir rapor daha çıkıyor. Bitmiyor raporlarımız. Evet. Yani biz hastaneye gidiyoruz. Durum bildiri raporu alıyoruz. Diyoruz ki benim çocuğum destek eğitim almalı ya da benim çocuğum okuldan zorunlu eğitimini alacak. Bu iki eğitim içinde iki ayrı rapor alıyoruz. Bu raporlarımızla rehberlik araştırma merkezine gidiyoruz. Rehberlik araştırma merkezinde bir kurul toplanıyor. O kurul diyor ki evet diyor evde eğitim alabilir bu çocuk diyor. O da sana bir rapor çıkartıyor. Sonra o raporu alıyorsun. Eğer rehberlik araştırma merkezinden aldığın rapor destek eğitim raporuysa rehabilitasyon merkezine veriyorsun. Ama okuldan alınacak bir eğitimse zaten çocuğun kaydolduğu okula evde eğitim kararı gönderiliyor. Bundan sonraki süreç nasıl? Onu söyleyeyim. Ben kendi deneyimimi aktarayım. Bizim okulda öğretmenlerimizi hep kendi kendimize bulduk. Bir atama, bir görevlendirme söz konusu olmadı. Çünkü çok zor bulunuyor öğretmenler. Öğretmenler eve gitmek istemiyor. Burada birçok etken var. Aldıkları para, yol, giderleri. Onun dışında bir eve gitmek bir öğretmen için zor. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor. Gibi birçok etken var. Dolayısıyla benim burada ailelere bir önerim, tavsiyem şu olabilir. Ben öğretmenlerimle direkt görüşüp tanışıp neler beklediğimi, çocuğumun durumunu anlattığımda öğretmenlerle evet olur ya da olmaz şeklinde bir kararı varıyoruz. Ortak sonuca. Sonra öğretmenime diyorum ki tamam biz anlaştık. Öğretmenim gidiyor milli eğitime dilekçe veriyor. Efehan Dirin'in ben bu yıl öğretmeni olmak, evde eğitim öğretmeni olmak istiyorum diyor. Böylelikle bizim görevlendirmemiz çözülüyor. Yani ben görevlendirme beklemiyorum, atama beklemiyorum. Hiçbir şekilde beklemeden okuldan zaten evde eğitim kararı var. Öğretmenimle günlerimi kararlaştırıyorum ve başlıyoruz. Burada haftalık bizim en az 10 saat eğitim alma hakkımız var. Evde eğitim hakkı. Bu arada altta sorular geliyor. Lütfen evde eğitimle evde destek eğitim karıştırmayın. 10 saat dediğim evde eğitim için geçerli. Evde destek eğitim haftada 2, ayda 8 saat. Evde eğitim en az 10 saat oluyor. Bu öğretmen geldiğinde en az 10 saat ders alabiliyorsunuz. Bunu öğretmeninizle kararlaştırabilirsiniz. 30 saate kadar tabii ki çıkabilir. Ama çocuğun durumuna göre bu ayarlanıyor. Burada sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa hocam lütfen ekleyin. Şöyle, sizin deneyiminiz... Ben bir dakika, bir üst kata çıkabilirim. Burada biraz gürültü var da. Bir saniye. Tamam hocam. O sebep tamam, olunca hocam, biraz böyle şeyler normal. Bir dakika. Tabii, nasıl isterseniz. Bekliyoruz biz. Bu arada yayını kaydedeceğim arkadaşlar. Sorusu olan da alttan yazabilir. Az önce bir soru gelmişti. Biz alabilir miyiz eğitim, evde eğitim diye? Tamam, bulmaya şöyle, çalışıyorum o arada. Sizin tecrübeniz güzel. Ben de ona benzer bir şey söyleyecektim. Hocam. Bakın ben efendim. Geliyor mu ses? Sizi beklerken alıştı da affedersiniz. Hemen o soruya bir dönmek istiyorum. Fiziksel bir ses avantaj yok ama epilepsiden ötürü çok çabuk yoruluyor, nöbet tetikliyor diye bir soru gelmiş. Bu durumda rapor verilir mi diye. Bunu belirleyen doktordur. Doktorunuz eğer uygun görüyorsa, nöbetlerinin tetiklediği düşünülüyorsa, gürültülü sesli ortamlarda çocuk bulunmaması gerekiyorsa tabii ki evde eğitim kararı verilebiliyor. Ama bunu dediğim gibi doktor belirliyor, nöroloji uzmanının. Evet, bu kesin böyle diye yazması lazım.
Değil mi hocam? Sizin söyleyeceğiniz bir Evet, şey var evet. mı? Evet, çok doğru Tamam. söylediniz. Ben biraz önce konuya dönecektim. Hani oradaki söyleyeceklerimi unutmadan siz daha sonra buna Ha, dönebiliriz tabii. tekrardan. Şimdi öğretmen belirleme noktasında sizin tecrübeniz çok da güzel olmuş. Çünkü bakın ben de bir öğretmenim. Özellikle büyük şehirlerde. Hani Anadolu şehirlerinde gerçekten evde eğitime gitmeyen öğretmen yok denecek kadar. Hatta öğretmen arasında bir rekabet vardır. Hani sen gidin ben gideyim. Çünkü niye? Ben mesela Giresunluyum. Giresun'da her eve giderim. Ama büyük şehirlerde şimdi evde eğitimle ilgili bize duyuru geliyor. Diyor ki işte evde eğitim öğrencilerine eğitim vermek isteyen öğretmenler işte şuraya başvuru yapsın diye resmi yazı geliyor. Nereden? İşte A mahallesinden kimin evine gideceğim? Nasıl bir aile? Yani zaten haberlerde her şeyi izliyoruz. Gerçekten öğretmenler çok tedirgin olmakla haklı. Yani siz de gelseniz benim yerime konuşsanız aynı şeyi düşünürsünüz. Bununla ilgili olarak da sizin görüşünüz çok iyi. Yani okula gidip öğretmenlerle tanışıp hatta şunu da yapabilirsiniz. Varsa kardeşi mesela diyelim ki evde eğitim alan çocuğun ablası ya da kardeşi okuldaysa o okulun öğretmeniyle görüşüp hani o öğretmenden rica edebilirsiniz. Zaten o öğretmeni tanıyordur. Mesela benim bir yakınım bu şekilde öğretmenini buldu. Abisinin öğretmeniyle annesi görüşüyor. İşte hocam diyor bize hani evde eğitim öğretmen bulamıyoruz. Öğretmenlere gelmek istemiyor haklı olarak da. İşte siz bize yardımcı olur musun diye rica ediyor. O okulda evde eğitim vermek isteyen öğretmenler zaten kendileri belli ediyor ya da söylüyorlar işte. Hani evde eğitim verebilecek olsa verebilirim diyenler. Mesela diyor ki ben de şu benim velim diyor. Ben de işte onu biliyorum. İşte 3 yıldır 5 yıldır tanıyorum. İşte gidebilirsiniz tavsiye ediyor. Böyle bir tavsiye üzerine olursa hem öğretmen açısından hem aile açısından daha yapıcı bir çözüm olur. Büyük şehirde maalesef bu sorun var. Ve biliyorsunuz evde eğitim hani gönül yani öğretmenlere zorla gönderilebileceği bir şey değil. Ha bununla ilgili bakanlık yönetmeliği çıkarsa bile bakın bir öğretmen asla zorla yapılan işten verim vermez. Onu gönüllü bir şey Kesinlikle. bağlamak lazım. En doğru şu an yapılan yol bu gibi görünüyor. Hani önceden tanışmak gerekirse ziyaret etmek hocam gelin bir bakın. Ondan sonra işte onlar hani geldiğinizde illaki evde eğitime devam etmek zorunda değilsiniz. Hani böyle konuşarak, iletişim kurarak çözülebilecek bir şeyler. Sonra diğer ikinci bir olay da dediniz ya en az 10 saat. Doğru en az 10 saat ama genelde yapılan şu benim gördüğüm okul, milli eğitim 10 saat veriyor mu? Tamam. Yani tamam artık gerek yok. Ama ilkokul öğrencisi için bu yeterli olabilir. Çünkü İlkokulda temel nedir? 4 işlem okuma yazma okuduğunu anlama öğretilir. Ama ortaokul ve lise kademesindeki evde eğitim alan bireyler var. Mesela onkoloji hastası öğrenciler var. İşte ya da trafik kazası geçirip belki bir sene boyunca kalkamayacak öğrenciler geliyor zaman zaman bize. Şimdi bu çocuk ortaokul öğrencisi olduğunu düşünelim. Şimdi eve gelen öğretmen 10 saat geliyor. Neye geliyor? Türkçe'ye matematik. Bir de şöyle bir sınır var. Devletin evde eğitimi zorlaştıran bir sınır daha var. O da şu. Bir öğretmen evde eğitime gidebileceği saat sınırlı. Mesela bir öğretmen diyemiyor ki ben 10 saat gideyim bu çocuğa ders vereyim işte. Ya da 15 saat ders vereyim diyemiyor. Herkesin bir sınırı var. Mesela benim 8 saat sınırım var. 8 saatten sonra o çocuğa gidemem. Yani gidebilirsin ama devlet sana 8 saat ücret veriyor. Dolayısıyla 8 saatten sonra öğretmenler yasal olarak gelemiyor. Bu da bir evde eğitim aslında dezavantaj oluşturuyor. Çünkü niye? Diyelim ki birinci sınıfa giden öğrenci düşünelim. 3 tane öğretmen belirlememiz gerekiyor ki 30 saate kadar eğitim alsın. Ya da Evet. Üç ortaokul tane ücretli öğretmen gibi evet. düşünebiliriz da. Ama ücretli öğretmen geliyorsa o 30 saate kadar gidebilir. Onu da söylüyorum. Ben kadro öğretmenler için söylüyorum. Ortaokul kademesinde şöyle bir yine dezavantaj var. Sıkıntıya sokan durum var. Mesela bir Türkçe öğretmen düşünelim. Bu Türkçe öğretmeni okulda 30 saat derse giriyorsa evde eğitime gidemiyor. Yani okulda 25 saat derse girerse eğer 5 saat daha hak veriyor devlet ona. Yani devlet bir öğretmen diyor ki sen bir haftada en fazla 30 saat derse girebilirsin. Bunu ister evde eğitime giderek ver, ister okulda ver. Şimdi genellikle de okullarda branş öğretmenlerinin yani Türkçe, matematik, İngilizce gibi sosyal bilgiler, fen bilgiler gibi, fen bilgisi gibi derslerin hocalarının haftalık ders saatleri ya 28 oluyor ya 30 oluyor. Anca okula yetebiliyorlar. Dolayısıyla evde eğitime isteseler bile gidemiyorlar. Böyle bir kısıtlama var. Yani bence hani biz zaman zaman bizi topluyorlar işte yönetmelikle ilgili biz güncellemek istiyoruz. İşte ne tavsiye edersiniz diye bizden görüş istiyorlar. Resmi olarak görüş de veriyoruz. Her zaman söylüyoruz bunları ama hala daha düzelmiş değil. Ben bu ülkede her zaman şunu gördüm. Sivil toplum örgütleri, STK'lar gerçekten
bizim görüşlerimizden çok daha etkili olabiliyorlar. Etkili olabilecekse yine bu şekilde etkili olabilir. Diğer türlü şu an ortaokulda ve lisede evde eğitim almak zorunda kalan öğrenciler çok mağdur. Genellikle derse gidenler kim biliyor musunuz? Ders saatini 30'a tamamlayamayan öğretmenler. Hani bunlar kim oluyor? Şimdi, araya giriyorum, çok özür dilerim de yeri gelmişken söyleyelim, aşağıdan sorular geliyor çünkü. Yani öğretmenin eve gelmesi için branş öğretmeni olabilir, okul öncesi öğretmenler olabilir, özel eğitim öğretmenleri olabilir, sınıf öğretmenleri olabilir. Biz EPAM'da mesela sınıf öğretmeni tercih etmiyoruz ya da branş öğretmeni tercih etmiyoruz. Bizim tercihimiz özel eğitim öğretmeni oluyor. Neden? Çünkü EPAM'ın ihtiyaçlarını en iyi anlayabilecek öğretmen bana göre özel eğitim öğretmeni. O yüzden ben özel eğitim öğretmenleriyle görüşüp çocuğuma özel eğitim öğretmeni çağırıyorum. Ama burada eve gelen, görevlendirmeyle gelen öğretmenler bazen din kültürü öğretmeni olabiliyor, bazen İngilizce öğretmeni olabiliyor, bazen sınıf öğretmeni olabiliyor. Lütfen bu ayrıma dikkat edin. Kendiniz seçmediğiniz zaman, yani görüşmediğiniz zaman size görevlendirmeyle herhangi bir branştan öğretmen gönderilebilir. Çünkü istek yok. İstek olan bölümlerden gönderilirse verim düşebiliyor. Neden? Çünkü şimdi hani hep şey diyorlar ya, doktorlar buna ne öğretebilir diye. Şöyle bir algı var ya, kesinlikle özel eğitim öğretmeni bizim çocuklarımıza çok şey verebilir. Özellikle nörolojik sorunları olan çocuklarda. Hani şeyleri tenzih ediyorum, onkoloji hastalarını, kelebek hastalarını, onları tenzih ediyorum. Çünkü onlar yaşıtlarıyla bilinç düzeyleri aynı ilerlediği için bilişsel gelişimlerine uygun olarak sınıf öğretmenleriyle de devam edebilirler. Ama EPAN gibi çocuklar kesinlikle özel eğitim öğretmenine ihtiyaç duyuyorlar. Ben bu nedenle özel eğitim öğretmeni tercih ediyorum. Onu da buradan söyleyeyim. Öğretmenlerimizle tanışıyorum öncesinde. Bu sene yine geçen yılki öğretmenimizle devam edeceğiz. Önceki öğretmenlerimizden de memnunduk bu arada. Bir tanesi yüksek lisans yapıyordu, bir tanesinin okullar arası bir geçiş söz konusuydu. O yüzden değişim yapmak durumunda kaldık ama bu sene geçen yılki öğretmenimizle yani orada birinci sınıf yazacak ama benim oğlum yine özel eğitim alacak. Sadece resmiyette kağıt üzerinde birinci sınıf yazıyor. Orada şey var, insanlarda bu çocuklar akademik bir başarı elde edebilir mi? Liseye mi, üniversiteye mi gidecekler gibi sorular da geliyor bana. Lütfen eğitim sayıdan, harften ibaret değildir. Lütfen bunun farkına varalım. Eğitim herkes içindir. Eğitimde feda edilecek tek bir fark dahi yoktur. Bunu da altını çiziyorum. Devam edebilirsiniz hocam. Evet, çok güzel şeyler söylediniz. Yani şöyle, bizim özel eğitimdeki temel amacımız çocukları topluma hazırlamaktır. Yani özel eğitimdeki, özel eğitim bünyesindeki öğrencilerimizin tamamındaki ilk hedefimiz hani ne okuma yazma öğretmek ne matematik öğretmek, topluma uyum sağlamalarını öğretmektir. Yani mesela örnek veriyorum, ben şu an bir oteldeyim. İlla ki ailesiyle gidebilir, bir otelde nasıl davranması gerekebilir, alışveriş merkezinde nasıl davranması gerekebilir, sokağa çıktı, bakkalda. Yani biz çocuklara hayatındaki her adım aslında biz öğretiyoruz. Çünkü onlar özel gereksinim dolayı biz normal demiyoruz, tipik gelişen bireyler diyoruz. Hep genelde normal diyorlar diğer öğrencilere. Ben o zaman kızıyorum, yani bizim çocuklar anormal mi diyorum o zaman. Tipik gelişen bireyler diyoruz. Tipik gelişen bireyler izlenim yoluyla gözleyerek öğrenebilir. Ama bizim çocuklarımız öğrenemediği için biz her şeyini bize öğretiyoruz. Şimdi gereksinim düzeylerine göre yani eğitim alıp ilerleyenler var. Biz kıyaslama değil, her çocuğu kendi içinde değerlendiriyoruz. Biz o çocukla ilgili en iyi ne yapabiliriz onun peşindeyiz. Genel olarak bizim toplumumuzun zaten öğrencilere verdiği bazı sorumluluklar var normalde olmaması gereken. O noktada hemen bir lise yapsın mı, bir üniversiteye gitsin mi? Yani bundan ziyade biz bireyin maksimum yetenekler nasıl oluşuruz onu yapmamız gerekiyor. Kısa bir söyleyeyim dedim. Şimdi diğer bir konu, evde eğitim konusuna devam edecek olursak. Burada şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi sıkıntı hastaneden kaynaklı var, bakanlığın yasalarından kaynaklı var. Mesela okul öncesi öğretmen dediniz. Okul öncesi öğretmeni evde eğitim verebilir ama o kadar çok zor düşük eğitim varken neden? Eğer bir okul öncesi öğretmen dersine giriyorsa, sınıfı varsa veremez. Neden? Okul öncesi öğretmenleri 30 saati geçemez şeklinde para alabiliyorlar mesela. Dolayısıyla
ne hangisi hangi okulun öğretmeni verir? Diyelim ki norm fazlası oldu. Norm fazlası olmak ne demek? İşte bazen okulların nüfusu küçülmeye gidiyor. Diyelim ki 5 sınıf açması gereken 4 sınıf açması gerekiyor. Artık nüfus azaldı. Çok düşük ihtimal bu zamanda da. O zaman bir öğretmen boşa çıkıyor. Diyor ki bu öğretmen diğer eğitime gidebilir. Ama dersine giren bir öğretmen hafta sonu mesai çıkışı, biliyorsunuz evde eğitim sadece hafta içi ders saatinde olmak zorunda değil. Öğretmen isterse cumartesi de gelir, isterse pazar da gelir, isterse 3'te de gelir, 5'te de gelir. Yani önceden bir kısıtlama vardı. O da kalktı, bir nebze rahatlattı. Yani ben mesela kendi evde eğitim öğrencime giderken cumartesi günleri gidiyordum bir kısmına. Hafta içi çocuk çok yorulmasın diye. Bu da aslında son zamanlardaki güzel gelişmelerden biri. Ama okul öncesi öğretmenler dediğim gibi hafta sonu da olsa maalesef evde eğitim veremiyorlar derse giriyorsa. Yani bazı birkaç tane yasaların maddelerini değiştirdiğinde çok güzel sistem rayına girecek ama bakalım bakanlık bunu ne zaman yapar? Hani biz de elimizde olan bir şey değil. Yani biz bununla ilgili görüş belirtiyoruz, anca bekliyoruz. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok yani. Hocam bugün birkaç anneyle görüştüm. Örneğin bir tane annemiz İstanbul'dan Çorlu'ya gitmek zorunda kaldı. İstanbul'da birçok hastanede raporu alamamış. Gittiğinde de doktor önce vermek istememiş. EPA'nın fotoğraflarını gösterdiklerinde tamam deyip vermiş raporu. Onun dışında bugün iki annemiz daha biri Sadi Konuk'tan, biri de Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nden İstanbul'da aldıklarını söylediler raporlarını. Onu da burada söylemiş olayım. Siz Marmara ve Pendik'i söylemiştiniz araştırma evet. hastanelerini. Buraları deneyebilirler İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Ben Eskişehir'deyim, Osman Gazi Üniversitesi'nden çok rahatlıkla alıyoruz. Biz gerçekten doktorlarımız bu konuda kendilerine buradan da teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bize sıkıntı çıkartmıyorlar. Evet. Şehir hastanesi de olsun, Osman Gazi Üniversitesi de olsun. Tanıdığı kendi hastası olan çocuklara hiçbir şekilde şey yapmadan, zorluk çıkartmadan raporlarını veriyorlar. Bu konuda gerçekten çok minnettarım onlara. Diğer illerle çünkü ailelerle konuştuğumda çok üzülüyorum. Hani biz böyle pat diye alabilirken raporları neden o anneler bu neden? Kadar yoruluyor, oradan oraya gidiyorlar? Bir örnek vereceğim neden almadıklarıyla ilgili. Bakın benim tavsiyem üniversite hastanelerinden uzak durun. Benim hani velilerin bana gelen şikayetlerde en fazla üniversite hastaneleri zor olsun. İstanbul için söylüyorum. Anadolu yine gerçekten rahat. Yani bir anne bana dedi ki hocam dedi ben isim vermiyorum üniversite hastanesine gidiyor. Kendi doktoru tabii üniversitede biliyorsunuz hani doçent, üniversite hastanelerinde doçent, profesör, işte DR ünvanıyla çeşitli ünvanlar vardır ve bunlar arasında bir hiyerarşi vardır. Yani askeriye kadar olmasa da onun kadar. Şimdi çocuğun doktoru yıllardır o çocuğa evde eğitim veren doktor, tedavisi ilgilenen doktor. Belki 10 yıl var. Her yılda çocuk evde eğitim alıyor. Şu an 7. sınıfta falan. Her yıl evde eğitim veren doktor yine evde eğitim veriyor ama üniversite hastanelerinde şöyle bir durum var. Ekran onayı sırasına göre önce o onaylıyor, sonra onun hocası onaylıyor. Yani oradaki örnek veriyorum profesör onaylıyor. Profesör bir yerde şey duymuş. İşte bu çocuklar okulda daha iyi olurmuş aslında. Sosyalleşirmiş. Öyle bir yazı okumuş bir yerden. Yok demiş bu almasın. Ya hocam bu çocuk 8-10 yıldır evde eğitim alıyor ve enfeksiyon riski olan bir hasta. Yani vücuduna bir enfeksiyon girdiğinde ölebilecek. Hani vücudun savunma mekanizması, bağışıklık sistemi güçlü değil. Dolayısıyla ya ölüm riskiyle karşı karşıya çocuk kabul etmemiş. Anne diyor ben ne yapacağım şimdi? Ben dedim ki ona üniversitesi hastanesi olmayan bir hastaneye git orada sorunu çözersin dedim. Sonra Sadi Konuk'tan aldı İstanbul'da. Dediğim gibi maalesef bazen böyle zorluklar çıkarıyor ama bunu şöyle düşünün hani rahatlatmak için şöyle söyleyeyim. Hastanedeki zorluklar size özel değil. Ben de mesela başıma bir şey gelse Allah korusun ya da herhangi bir hasta olsun çok önemli değil. Ben mesela İstanbul'da cilde randevu bulamıyorum. Ne zaman bir işim çıksa mecburiyetten özele gidip para bayılıyorum. Hani zannetmeyin ki gerçekten bizim işimiz çok zorlaştırıyor. Hastaneler herkes için şu an çok zor. Anadolu'da yine durum farklı. Mesela benim memleketimde 3 gün sonra MR randevusu verirken burada 3 ay sonra gece 12'de saat 1'de gel diyor. İstanbul için diye söylüyorum. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayan annelerimizin gerçekten işi çok zor hastaneler noktasında. Bir de İstanbul'da genel olarak özel eğitime bakış açısı da çok farklı. Yani İstanbul nüfus artış hızı çok fazla olduğu için normalde devlet nüfus artış hızına göre bir planlama yapar. Ona göre okul yapar. Ona göre özel eğitim sınıfı açar. İstanbul'daki bu oran çok yüksek olduğu için devlet artık İstanbul'da yetemiyor. Dolayısıyla
birçok İstanbul için özel gereksinimli bireylerin mağdur olduğunu maalesef üzülerek takip ediyoruz. Son zamanlarda bir hastane eğitim... Efendim? Çok özür dilerim, tekrar kestim ama şöyle olamaz mı? Yani evde eğitim için ayrı bir kadro açılıp sadece o öğretmenler evde eğitime görevlendirilemezler mi? O çok daha zor, daha kolay olan şu. Şu öğretmenlerin 30 saat olayı sınırını kaldırabilirler mesela. O çok daha basit bir olay. Hani kadro açmak, ona göre yeni bir öğretmen atamak, yeni bir tahsis etmek başlı başına daha büyük bir iş. Çok basit. Yani örnek göre mesela bir özel eğitim öğretmeni 30 saat üstüne derse girebiliyor. Artı 8 saate kadar. Özel eğitim öğretmeni ve sınıf öğretmenine özel böyle bir muamele var. Ama diyor ki Türkçe öğretmeni giremez. Matematik öğretmeni giremez. Yani bir özel yönetmelikteki bir maddeyi değiştirerek aslında çözebilir bir şey. Hani yeniden kadro madraşmasına gerek yok. Yani öyle bir kadro açılır mı? Şöyle söyleyeyim. Açılsa diyelim. Hadi açıldı diyelim. Bir işlevselliği kalmaz çünkü şu an özel eğitim sınıflarını düşündüğümüzde İstanbul için söylüyorum. Yani Anadolu'da çok farklı olduğunu sanmıyorum. Kaç tane özel eğitim öğretmeni var ki? Özel eğitim öğretmeni Türkiye'de yani 98'lerden sonra gelişimine başlayan bir alan. Ve şu an yetmiyor. Yani mesela bizim bölgemizdeki özel eğitim sınıflarını düşünecek olursak %90'da maalesef özel eğitim öğretmeni, kadrolu özel eğitim öğretmeni yok. Hani devlet her yıl mezunları atıyor, hemen hemen hepsini, yine yetmiyor. Dolayısıyla bir norm açılsa bile işlevsel olmayacaktır, norm boş kalacaktır yani. Ondan ziyade benim işte görüşüm, o bir maddeyle öğretmenlerin 30 saat sınırını kaldırsa öğretmen ders çıkışında ya da hafta sonu bir şekilde çocukların imdadına yetişir diye düşünüyorum. Bir de ücret noktasına dediğiniz bir olay var. Şimdi içinde olmayanlar dışarıdan çok farklı bakabiliyor bu olaya. Şimdi devlette şöyle bir şey var. Özel eğitim tabii ki öğretmenlerin aldığı ücret diğer derslerden bir tık fazla. O bir gerçek. Bu öğretmenler teşvik ediyor. Zaten birçok kişi eğer gidebileceği bir evde eğitim varsa ya da okuldaki özel gereksinimli birine destek eğitim odasında yardımcı oluyor. Birçok öğretmen bunu yapıyor. Ama bazıları da özellikle branş öğretmenleri, yine söylüyorum, ortaokul ve lise için zaten evde eğitim çok zor. Branş öğretmenlerine şöyle bir hakkı da var. Hani biliyorsunuz dershaneler kapatıldıktan sonra biz okullara dershane açıyoruz diye DYK kursları açtılar ya. O öğretmenler o 30 saatten bağımsız olarak DYK kursları açıyorlar. Hemen hemen %99'u açar. Çünkü dershanecilik kalktı, o sistem geri geldi gibi bir şey. Dolayısıyla öğretmen artık diyor ki onun da hani teşvik amaçlı o zaman ücretini özel eğitimin neredeyse iki katı yaptılar. Öğretmen diyor ki öndeki seçenek var. Ya özel eğitim öğrencisi gidecek, hani ben yine bir öğretmen olarak kendimi yerine koyuyorum. İşte tüm öğretmenler aynı şeyi düşünüyor. 8 saat özel eğitim öğretmenine gitmek mi var? Ya da 8 saat dershanede gibi kurs açmak mı var? Şimdi diyor ki birinde bir eve gideceğim. Yani ev nasıl, ortam nasıl bilmiyorum. Çocuk da zor olabilir. Bazı özel gereksinimli bireylerle çalışmak hani işin gerçeği zor oluyor. %90 çok kolay. Hani ben mesela bir yerde, mesela burada bile özel eğitim öğretmeni deyince sizin işiniz çok zor. Yani hatta nereliydi? Hindistanlı biriyle konuşuyorum. O bile dedi ki sizin işiniz çok zor diyor. Yani tüm dünyada zor olarak algılanıyor özel eğitim ama gerçekten %90'ı çok gerçekten kolay. O %10'luk kesim de çocuk öncesinde yaşadığı özel eğitim öğretmenine karşılaşıncaya kadar yaşadığı durumlardan dolayı iş zorlaşmış, sonra çözmesi kolay oluyor aslında. Dolayısıyla öğretmen düşünüyor ki ben de o zaman 20 kişilik sınıf açarım. Hem de ücreti de onun iki katı. Dolayısıyla yine evde eğitimin önünü burada kesmiş oluyor. Devletin yine bazı... Yine bizim yapmamız gereken öğretmenlerle birebir iletişimde olmak. Ben bunu savunuyorum hocam. Çünkü şöyle bir durum yaşadık mesela biz. EPA'nın kayıtlı olduğu okulda bir tane öğretmen evde eğitim verebileceğini söyledi bize. Biz o dönem başka bir öğretmenle görüşüyorduk gelmesi için ama netleşmemişti. Öğretmen öyle deyince ben kendisiyle konuşmak istedim. Telefonda görüştüğümüzde açıkçası o pozitif bir enerji alamadım kendisinden. En sonunda kurduğu bir cümle zaten beni tamamen bitirdi. Bana şey dedi. Ben bu işi Allah rızası için yapacağım zaten dedi. Benim için bitti o olay. Çünkü Allah rızası için değil. Bir eğitim Allah rızası için verilmez. Buraya geldiğinde zaten ücret devlet tarafından ödeniyor. Evet. Ayrıca okulda bir çocuğa eğitim verirken Allah rızası için değil.
onu bir meslek olduğu için, sevdiği için Evet. belki yapıyor. Bu Allah rızası ile ilgili bir durum değil. Bana onu dedikten sonra zaten hocam güle güle dedim. Evet. Herkes Ya kendi yoluna. şöyle, Çünkü Allah rızası bizim olayı öğretmenimiz olan camide bir olur. öğretmen değil. Efendim? Ya Allah rızası dediğiniz olay camide olur. Yani bu bizim işimiz. Mesela siz ne iş yapıyorsunuz biliyor musun? Bir marangoz işini yaparken Allah rızası için mi yapıyor? Bir fayans ustası işini yaparken Allah rızası için mi? Biz de öğretmeniz mesela. Bizim işimiz bu. Yani Evet, ha, aynen. bir imam olsam ya da Kur'an kursu öğrencisi olsam zaten onun da yaptığı iş aslında onun da maaşını alıyor. Yine de Allah rızası için yani tartışmalı konu ama yapılabilir. Dolayısıyla bizim işte yani hangi öğretmenlik olursa olsun dediğiniz gibi Allah rızası için olayı olmaz. Devlet İşte o zaten yüzden kesinlikle teşvikini konuşmanın yapmasın. içine sinmesi gerekiyor. Ya. Velinin içine sinmesi gerekiyor. Kimden eğitim alacak, nasıl bir öğretmenle devam edecek. Bir de şey çok önemli bence. Beklentiler, ailenin istekleri, çocuğun mevcut durumu, öğretmenin verebilecekleri bunlar çok önemli. Mesela ben öğretmenlerimizle konuşurken her zaman şunu söylerim. Biz akademik bir başarı beklentisi içinde değiliz oğlumuzdan. Dolayısıyla özel eğitimde yapılabilecek neler varsa benim çocuğuma katabileceğiniz ne varsa onları vermenizi istiyorum diye. Gerçekten öğretmenlerimiz çok değerli. Zaten özel eğitimin temelinde anlamıyor diye bir şey yok. Evet. Karşınızdaki her şeyi anlıyor gözüyle bakmak zorundasınız. O yüzden öğretmeni seçmek çok önemli. Yoksa gelir, sadece gelmiş olmak için gelir. Ben şu ana kadar 3 öğretmenle çalıştım oğlumda. Üçünden de tek tek Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çok güzel öğretmenler. Ve oğluma çok şey kattıklarını düşünüyorum. Hani tırnak içinde bize şey diyenler var ya, ne öğrenecek, ne anlayabilir ki? Benim Evet, oğlum evet. gerçekten her şeyi anlayabiliyor. Bu siz dışarıdan anladığını algılamayabilirsiniz. Ama onlar da hissediyorlar ve her şeyin farkındalar. Sonuçta bir çiçek bile sevgiyi hissederken bir insandan bahsediyoruz. O ne anlar ki? Sözünü kesinlikle kabul etmiyorum. Her çocuğun eğitim hakkıdır. Herkes Evet. almalıdır. Burada altta gelen sorularda hep işte bize eğitim vermiyorlar, çocuğum görmüyor diyorlar, duymuyor diyorlar. Benim oğlumda da kortikal görememe var, kortikal körlük var. Bunu düşünürsem o zaman EFA'na da vermesinler ya da ne bileyim EFA'nın tepkilerini çok net gösterebilen bir çocuk değil, o zaman EFA'nın da almaması lazım. Yani bu böyle bir çıkmaza gideriz bu şekilde. Konu bu değil, kesinlikle bu değil. Ayrıca evde meslek eğitimle ilgili tekrar bir soru gelmiş. Biz şu anda evde eğitimi konuşuyorduk, öğretmenle olan eğitimi. Destek eğitimde rehabilitasyon merkezinden aldığımız eğitim. Orada da en az 12 hafta süreyle eğitim, pardon, o öğretmendeydi. Eden çıkması durumunda sağlığı açısından risk oluşturduğundan evde destek eğitim, fizik tedavi alması uygundur ibareli 3 Ekim onaylı raporu RAM'a veriyorsunuz. RAM size evde destek eğitim kararı çıkarıyor. Onunla rehberlik, pardon, rehabilitasyon merkezine başvuruyorsunuz. Hepsi birbirine benziyor. Yani rapor alıyorsunuz, yine rapor veriyorsunuz. Oradan bir rapor çıkıyor, onu yine bir yere veriyorsunuz. Böyle bir dönemeç yaşıyorsunuz. Hepsi aile için zorlayıcı, hepsi aileyi yoran Evet. şeyler. Ama çocuklarınız için değer. O yüzden bütün anneler, babalar yılmadan çocukları için uğraşmalı. Hani alamadım ben bu raporu deyip kenara geçmiyoruz. Alabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Ya bir de ben şeyi söylemek istiyorum. Son zamanlarda karşılaştım bilmiyorum. Burada illaki çocuğu olan vardır. Yani şu an konuyla alakalı değil ama velilerim şeyi çok zorluyor. Çocuk birinci sınıfa kaydı düşmüş 72 ile 78 ay aralığında. Ama bu tipik gelişen biri. Herhangi bir özel gereksinim yok. Benim çocuğum kıyamıyor çocuğuna. Hocam bu çocuk çok şeker. Daha nasıl birinci sınıfa gidecek? Bunu işte birinci sınıfta döverler, işte ezerler diye olay oluyor. Sonra işte gidiyor çocuğuna bu çocuk okul öncesi devam edemez şeklinde bir rapor oluyor ama orada da şöyle bir olay var. RAM biliyorsunuz 72 ile 78 ay arasındaki çocuğu rapor doğrultusunda, yine bir rapor doğrultusunda RAM aslında her şeyin bir aracısı yani kendi tıbbi uzman olmadığı için tıbbi uzmanların kararı doğrultusunda işlemi yapan aracı kurum gibi. Ama orada şu var. Özel gereksinimi hiç olmayan bireye doktor illaki bir tanı koymak zorunda. O ertelemeyi yapması için. Benim çok üzüldüğüm durum bu. Aileye bunu anlatamıyorum. Bak diyorum yani tamam çocuk bir miktar ezilecek ama
Şimdi bu çocuğa sen ne kadar tanısı aldın? Dikkat eksikliği tanısı koymuş mesela doktor. Demiş ki hani sırf anne istiyor da başından gitsin. Halbuki çocukta öyle bir şey yok. Yani sonra biz çocuğa dikkat eksik tanısını sisteme giriyoruz. Çocukta hiçbir şey yokken durduk yere dikkat eksik tanısı ortaya çıkıyor. Ya da zihinsel gelişim aynı şekilde. Ya da öz öğrenme güçlüğü ya da bedensel yetersizlik de gördüm. Yani çocukta özel gereksinim olmamasına rağmen sırf çocuk okul öncesine gitsin diye böyle tanımlar aileler koyduruyor. Ben çok üzülüyorum yani. Ha gerçekten örnek veriyorum, ciddi bir yetersizliği var. Okula gidemeyecek kadar yetersizliği var. O zaman zaten yapalım ama yani tipik gelişen bireye, hiçbir özel gereksinim olmayan bireye sırf okul öncesine gitsin diye gerçekten rapor alıp okul öncesine göndermeyelim yani. Bunu siz yine başka gruplara duyurursanız sevinirim. Peki hocam aşağıda bir arkadaşımız da yazmış. Sonra şu oluyor bakın. Özür dilerim. Sonra şu oluyor. Bu sistemde kalıyor. Bana bir anne geldi. Çocuğun ne kadar başarı belgesi, takdir belgesi almış, getirmiş. Hocam benim çocuğum sistemde kaynaşma kararı görünüyormuş. Niye öyle diyor. Baktım, inceledim. Niye öyle açıkladım. Bak diyorum, siz zamanında bu çocuğu erteletmişsiniz. Çok pişman oldu mesela. Yani bu pişmanlık, yani bazı şeyler biz özetme şey deriz. Önleyici tedbirler deriz. Henüz problem ortaya çıkmadan çözülmesi gereken problemler. Bu onlardan bir tanesini örnek. Bununla ilgili siz hani platforma duyuru yaparsanız sevinirim. Hani daha çok bilgimize ulaşsın yani. Tabii hocam. Evet. Arkadaşımız hatırlatmış da bunu bahsetmemişim herhalde. Bizim çözgerlerimizin arka kısmında bir evde rehabilitasyon, evde eğitimle ilgili bir ibare var. Tiklenmesi gerekiyor. Eğer onu tiklettirmezseniz durum bildirim raporu aldığınızda RAM yine kabul etmeyebiliyor. Burada 7 hekimin onayladığında yazmıyor. Sen 3 hekim onaylı da getirmişsin, bunu kabul etmem diyen oluyor ama edeni de gördüm. Yani eden yerler de var. Aileye zorluk olmasın, tamam. Hani oraya yazmamışlar ama sonuçta gitmiş, yönetmelikte yazan 3 hekim onayını almış. O yüzden çözgerde yazmasa da olur diye ayrıcalık yapanlar da var. Ama siz ne olur ne olmaz çözgerinizin arkasında evde eğitim, evde rehabilitasyonu işaretletin. Evde hastanede eğitim pardon. Buna işaretletin. Ondan sonra 3 hekim onaylı raporunuzu alın. Sorun yaşamayın en azından. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın onu RAM'lar yapabilir. Mesela biz de yapabiliriz ama iki farklı şekilde aynı rapor işlemi yapabiliriz. Şimdi yönetmelikte ne diyor? Çözger olmasına rağmen al diyor. Şimdi biz mesela daha yakın zamanda denetim geçirdik. Yani o oradaki personel kendi risk alarak bu işi yapmış. Mesela denetim ne oluyor biliyor musunuz? Hani biz niye her şeyi yönetmeliğe göre yapmak zorunda kalıyoruz? Mesela bizim 18 bin tane dosyamız var. Fetiş diyor ki arşivi. Örnek veriyorum 2568 nolu dosyayı getir diyor. Gidiyoruz getiriyoruz. O dosyayı yönetmelikle birebir kıyaslıyor. Diyor ki yönetmelik gereği bu dosyada şu olması gerekiyormuş, aç göster. Yönetmelik gereği bu dosyada bu olması gerekiyormuş, aç göster. Şimdi orada yaptık diyelim. Arkadaş personel risk aldı. Denetime geldi. Daha biz 2 ay önce denetim geçirdik. Bayağı da yoğun geçti. Evde eğitim vermişiz. Müfettiş dedi ki bunun için yönetmelik gereği 3 Ekim durum bildiri raporu olması gerekiyor. Nerede? Ne cevap vereceksin? Yani durduk yere oradaki personelin hani bunu müfettiş affetmeyeceği bir şey. Yani somut kanıtları asla müfettişler affetmez yani. Dolayısıyla oradaki personel gerekli yaptırımları yapar. Hani bu risk almış arkadaşlar ama bilmiyorum ben almam yani. Yönetmelik değişmediği sürece yani bir de şöyle bir durum var. RAM'da hiçbir karar tek kişi tarafından alınmıyor. Hiçbir karar. Evet. 6 kişi bir kurul var. Evet. O kurulun oy çokluğuyla oluyor. Mesela illa oluyor hocam işte şu karar nasıl geçsin işte mesela benim görüştüğüm öğrenciler hocam diyor işte lütfen geçsin bu karar. Ben diyorum ki bu kurulda benim bir oy hakkım var. Ben bu dosyayı arkadaşlarıma anlatacağım. O 6 kişinin 4'ü bu dosya geçsin derse geçiyor. Yani bazen mesela 3'e 3 kalıyor. O zaman kurul başkanı onayı koy sayılıyor. Yani sistem aslında oradaki kurul çok düzenli ve adaletli çalışıyor yani. Evet. Yani o tikin olup olmaması bazı yerlerde sorun teşkil ediyor. Bazılarında etmiyor. Bunun sebebi de işte oradaki görevlinin inisiyatifi diyebiliriz. Ona kalmış birazcık. Denetlemede sorun yaşamak istemiyorlarsa her şeyi eksiksiz istiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Nereye başvuruyoruz durum bildirir raporu için diye çok soruldu. Ben mesela durum bildirir raporu alırken her seferinde
hastalığımızla ilgili bölüm olan nörolojiye başvuruyorum. Nöroloji çıkartıyor raporumuzu. Ben bir kurulda gezmiyorum yani. Hani oradan oraya gitmiyorum. Sağlık kurulu raporu diye geçiyor ismi. 3 tane hekimin onaylaması gerekiyor ama biz girişimizi nörolojide yaptığımız zaman onlar zaten çıkartıyorlar. Aynı şekilde destek eğitimde de fizik tedavi bölümünden aynı raporu alıyorum. Fizik tedaviye başvuruyorum. Onlar gerekli notları alıp muayenesini yaptıktan sonra raporunu çıkartıyorlar sağlık kurulundan. Yine ben kurulda gezmiyorum. Ama bazı hastaneler direkt kurul randevusu istiyor. Mesela Sadi konuktaydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Direkt sağlık kurulundan randevu almanızı istiyorlar. Bu hastanenin kendi işleyişiyle ilgili bir durum. O yüzden hastaneye gitmeden önce mutlaka hastaneyle iletişim kurun. Hani ben bunun için geleceğim. Direkt randevumu şeyden muayene olacağım bölümden mi alacağım yoksa sağlık kurulundan mı alacağım diye hastaneyle iletişime geçin. Boşuna çocuklara da eziyet etmemiş olursunuz. Götür getir yapmamış olursunuz. Evet. Bu arada bağlantıda bir sıkıntı mı var? Evet, bir dondunuz ama ben mi dondum bilmiyorum. Şu anda problem yok değil mi? Konuştuklarımı yok. Duyabildiniz mi? Duydum, duydum evet. Tamam. Sorulardan bakıyorum tekrar. Fizik tedaviden tek imzayla aldım. Tek imza yeterli dediğiniz şu şekilde, az önce yayının başında bahsettik ondan. Bazı illerde, bazı hastanelerde aynı branştan 3 tane hekim bulunamıyor. Bu yüzden de rapor çıkartmakta sıkıntı çekiliyor. O yüzden yönetmelik, yeni gelen yönetmelik Temmuz'un 4'ünde gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, görüş yazısında. Temmuz'da geldi bu yazı. Hocam siz mi dondunuz, ben mi dondum, donduk. O görüş yazısında tek hekim yeterli denildi. En son görüş yazısında, ama bunun bir ayrıcalığı var. O hastanede, o ilde aynı uzmanlık alanından 3 tane hekim olmaması durumunda geçerli. Ders saatlerini az önce söylemiştik. En az 10 saat evde eğitim hakkınız var. Destek eğitimde de haftada 2, ayda 8 saat olarak. Yani o bunun en az 10, genelde akıllarda 10 diye kalıyor ama burada hani velilerimiz gitsin okuldan, hani eğer öğretmen bulabilirlerse 16 saat 20 saat alsınlar. Hani en az 10 diyoruz, herkesin aklında 10 kalıyor. 10 aldı mı tamam, ama özellikle ortaokul ve lise için gerçekten 10 saat yetmez. İlkokul için yetebilir sonuçta, özel ders gibi. Evet, o yüzden özellikle ortaokul ve lise için 10 saate kalmasınlar yani. Evet, yani mesela biz EPA'nda 10 saati yeterli buluyoruz ama bu çocuktan çocuğa değişen bir durum. Öğretmeniyle aldığı ders 10 saat, evde destek eğitim yani fizik tedavi, rehabilitasyon merkezinden haftada 2, ayda 8 saat diye. Bunları lütfen karıştırmayın. Şimdi 10 saat, 30 saat, bir yerde 8 saat diyoruz. Herkes bir karmaşa yaşamasın. Evde öğretmenle aldığınız eğitim en az 10 saat 30 saate kadar alabiliyorsunuz. Destek eğitim, fizik tedaviyi de ayda 8 saat alabiliyorsunuz. Başka soru var mı diye bakıyorum, yoksa yavaştan kapatalım hocam. Aslında ben çok kısa konuşacağım demiştim ama uzattım birazcık. Evet. Tamam, bununla ilgili ben bir tane post hazırlarım, Instagram postu. Hani yine karışacak çünkü illaki söyleyince... Bizim velilerimiz biliyorsun birçok stres altında olan veliler. Yani tipik gelişen bireylerin veliler %50 stres civarındaysa, insandaki stres oranı. Bizim özel gereksinim bireylerin anneleri, babaları %70-80 civarında stresle sürekli yaşıyorlar. Unutabilirler, unutmalar son derece normal. Bir hatırlatıcı Instagram postu hazırlayalım, paylaşırız. O şekilde akıllarda kalıcı olur. Tamam hocam, o şekilde yaparız. Siz de postu gönderince ben paylaşırım. Tamam. Buradan Efe'nle size hoş kalın diyelim. Evet, Efe Han'ı görelim. Efe Han merhaba. Oğlum. Bay bay. Merhaba. Efe Han, Efe Han çok güzel geldi. Çok uykusu var şu anda. Uyuyacak birazdan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam katıldığınız için de. Ben teşekkür umarım ederim. Açıklayıcı olmuşuzdur.
sorusu olan olursa tekrardan sanal RAM'dı değil mi sayfanız hocam? Oraya da Evet. yazabilirler. Evet, aynen. Bekleriz soruları. Görüşmek üzere. İyi İyi akşamlar. akşamlar.